Dördüncü sınıf Türkçe dersi kısaltmaların yazımıyla ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. İlk madde kurum kuruluş yer yön adlarının kısaltmalarında genellikle her sözcüğün ilk harfi büyük yazılır ve nokta kullanılmaz. MEP diyor sevgili öğrenci MEB şeklinde. E, Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Milli kelimesinin ilk harfi M, eğitim kelimesinin ilk harfi E, bakanlığı kelimesinin ilk harfi B, MEP şeklinde kısaltılmış. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT şeklinde, Türk Dil Kurumu TDK, Türk Hava Yolları (THY) baktığımız zaman kurum kuruluş adlarında e, her harf büyük harfle başlıyor ve araya da nokta kullanılmıyor. İkinci maddemiz bazı kısaltmaların sonuna nokta konuluyor. Doktoru ben DR şeklinde kısaltıyorum. Sonundaki noktaya da lütfen dikkat edelim. Profesörü prof diye kısaltıyorum. Sonundaki noktaya da lütfen dikkat edelim. Uluslararası ölçü, yön ve para birimlerinin sonunda nokta kullanılmaz. Uluslararası sevgili öğrenciler santimetre her yerde cm şeklinde kısaltılır. Gram her yerde g şeklinde işte metre her yerde m şeklinde kısaltılır. Bu ölçü, yön ve para birimlerinin sonuna nokta kullanılmaz. Santimetre cm diye kısaltım sonra nokta koymuyorum. Metreyi M şeklinde kısalttım sonuna nokta koymadık. Gramı G harfi ile kısalttık sonuna nokta koymadık. TL büyük harfle yazılmış burada. Türk lirası sevgili öğrencim. TL şeklinde kısaltılmış ve sonuna ya da harflerden sonra bir nokta kullanılmadığını görüyorum. Şimdi öğrendiklerimizi etkinlik ve sorularla pekiştirelim. Aşağıdaki kelimelerin ve kelime gruplarının kısaltmalarını karşılarına yazınız diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kurum, bir kuruluş ismi sevgili öğrenciler. Büyük harfle başlar ve araya da noktalama işareti konmaz. T.B.M.M. M şeklinde kısaltık ve araya da noktayı koymadık. Aynısı burada da var. E, Türk Dil Kurumu T yazdım, D yazdım, K yazdım burada. Türk'ün ilk harfi, dilin ilk harfi, kurum kelimesinin ilk harfi, TDK araya da noktalama işareti koymuyoruz. ABD yazarken de yine A yazdık, B yazdık ve D yazdık. Araya noktalama işareti koymadık. Telefonun kısaltılmışı teldir. Sonuna noktayı koymayı lütfen unutma. Güneybatı'yı GB şeklinde kısaltabilirim. Mahalleyi Mah şeklinde kısaltırım. Sonuna da nokta koymayı unutmayalım. Uluslararası ölçü bilimleri vardı. Kilometreyi KM şeklinde kısaltırım. Nokta işareti koymam. E, gramı G şeklinde kısaltırım. Nokta işareti koymam. Türkiye İş Kurumu'nu TİŞ şeklinde kısalttım. Büyük artılarla ve araya noktalama işareti koymadım. Sokak kelimesini sok şeklinde kısalttım. Sonuna da noktayı koyduk. Kilogramı da KG şeklinde kısalttık. Ee, uluslararası ölçü birim olduğu için sonuna herhangi bir noktalama işareti koymadım. Santimetreyi cm şeklinde kısalttım ve sonuna herhangi bir noktalama işareti koymadım. Bir test sorusuyla devam ediyoruz. Bir kuralımız var. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esasımız. m'yi ve kilogramdan şeklinde. Mesela m burada metrenin kısaltılmışı. Metre yi. Bak gelen ek burada ee, okunuşuna uygun olan olduğundan görüyorum. KG'den diyemezsin mesela. KG dediği nedir burada? Kilogramdır. Kilogramdan şeklinde gelen ekinde oradaki e, kısaltmanın okunuşuna uyum sağladığını görüyorum. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu kurala uyulmamıştır diyor. Bakalım hemen. E, sırtında KG nedir KG? Kilogram. 4 kilogram dan diye uygun bir ek getirmiş. A seçeneğini eledim. Uyulmayanı bizden istiyor. Cm'yi ben burada cm'den şeklinde değil, santimetre, değil mi? Ben bunu santimetre diye okurum. 150 santimetre'den şeklinde olmuş, gelenek burada okunuşuna uygundur. G nedir sevgili öğrencim? G burada gramdır. Geline 5 gram, sonunaki eknedir, gramlık diyorsun. C seçeneğinde de uymuş. Şimdi parasının 23 kr'sine. Eğer sen oradaki artları tek tek bakarsan, uygun gibi gözüküyor ama. KR nedir burada? KR kuruşun kısaltmasıdır. E şimdi ben oraya mesela KR yerine hemen bir kuruşu yazayım. Bak kuruşu yazdım. Sonra KR'den sonra gelen şuradaki eklere bakıyorum sine gelmiş. E oku bakalım bunu. Kuru sine. Oldu mu? Olmadı. Kuruşuna demesi gerekiyordu sevgili öğrencim. Uyulmayan tabii ki burada D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz bir kuralımız var yine. Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır. Aşağıdakilerden hangisine? Bu kurala uyulmamıştır. 2 TL Türk lirası olur. D'yi eledim. CM santimetrenin kısaltılmışı olur. M metrenin kısaltılmışı. A seçeneği de olur. Kilogram demek istiyor. Kilogramı sen kısaltacaksan KG şeklinde kısaltman gerekiyor. Artı sonuna da nokta koymayacaksın. bu kurala uyulmayan B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde geçen kısaltmalardan hangisinin yazılışı doğrudur? Tabi gelen eklere de dikkat etmek gerekiyor. Uygun kısaltmanın yapılması gerekiyor. Araya nokta konuluyor mu konulmuyor mu onu da bilmek gerekiyor sevgili öğrencim. TDK diye sen bunu kısaltmışsın. TDK. TDK nin olması gerekirken nun diyor mesela. Olmadı bu. A seçeneğini eledim. C seçeneği bakın. Kilometre derken K ve M arasında bir nokta işaretin olduğunu görüyorum. Uluslararası ölçü birimlerinde e, kısaltmalardan sonra nokta işareti maalesef konulmaz. Hayrullah Mahallesi diyorsun tamam. E, mahalleyi niye kısalt kısaltmışsın? Niye sonuna nokta işareti koymamışsın? E, sümbül Sokak demişsin mesela sok şeklinde de kısaltmışsın sen bunu peki sonuna neden noktalama işaretini koymamışsın? Doktor şeklinde kısaltmışsın doktoru dr şeklinde kısaltmışsın doğrudur sonuna da nokta işaretini koymuşsun doğru olan burada b seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki kısaltmaların hangisinde nokta kullanılmalıdır diyor. Daha demin de çıktı tabii ki. Sevgili öğrencilerim kurum kuruluş isimlerinde büyük harfle kısaltma yapılırken araya da noktalama konulmaz. TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kurum ismidir. Araya noktalama işareti konmaz. THY Türk Hava Yolları. TCDD e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın kısaltılmışı kurum isimleri Büyük harflerle kısaltılır ve araya da herhangi bir noktalama işareti konulmaz. E, DR burada doktorun kısaltılmışı DR yazdıktan sonra şu şekilde noktayı koymamız gerekiyordu. Zaten nokta kullanılmalıdır diyor bize. Doğru cevabım C seçeneğidir.